1720 Surname, Nakkaş Levni tarafından nakşedilen ve Seyyid Vehbi tarafından kaleme alınan Surname-i Vehbi isimli eser, 1720 senesinde yapılan düğün şenliklerini konu almaktadır. 18 Eylül 1720 tarihi şenliklerin başladığı gün olarak bilinir. O gün Sultan III. Ahmet şehzadeleriyle birlikte şenlik alanına doğru Eski Saray'dan çıkarak yola koyulur ve şenliklerin yapılacağı alana doğru gider. Sultan ve şehzadelerin ardından Has Ahır Hademesi, Kapıcılar Kethüdası ve Bostancıbaşı Hasekileri Ağası takip eder. Tüm bu kişilerden sonraysa sultanı saraydan uğurlamak üzere çeşitli görevliler arkadan gelirler. Sünnet düğünü şenlikleri gece ve gündüz eğlenceleri olmak üzere planlanmıştır. Ok Meydanı'nda yapılacak olan gündüz şenlikleri için son hazırlıklar şenlikler başlamadan önce tamamlanır. Gerekli olan malzemeler gündüz şenliklerinin yapılacağı alana getirilir. Mısır'dan getirilen cambazların yapacağı denge oyunları için ipler ve direkler kontrol edilir. Top atışları için gerekli olan düzenekler kurulur. Sultanın oturacağı yer, ayrıca sadrazamla diğer devlet görevlilerinin bulunacakları çadırlar son defa denetlenerek şenliklerin başlamaları için son hazırlıklar yapılır. Sultan alana gelmeden önce önemli devlet adamları Sadrazam İbrahim Paşa'yı karşılamak üzere beklemeye başlarlar. Şenlik alanına sadrazamın gelmesinden sonra artık sıra sultan ve şehzadelerindir. En son olarak alana sultan gelir ve kabul merasimini başlatır. Bu merasimde önemli devlet adamları, elçiler, emekliye ayrılmış devlet görevlileri gibi birçok önemli kişi sultana hediyeler sunarak saygılarını gösterirler. Sultan tek tek bu kişileri kabul eder ve getirdikleri hediyeleri alır. Kabul merasiminin bitmesiyle cambaz oyunları başlar, artık eğlenceler başlamıştır. 15 gün 15 gece sürecek olan şenlikler, çeşitli maskeler, deve kuşu, ayı ve daha nice tropik hayvanların sergilenmesiyle devam eder. Şenlikler ayrıca yemeklidir ve halka açıktır. Halka açık olan bu şenliklerde yemek yemeden önce dualar edilir ve ardından sultanın işaret vermesiyle ziyafet başlar. Gündüz şenlikleri hem karada hem de denizde devam etmektedir. Ok Meydanı'nda cambazlar, kuklalar ve çeşitli hayvanlar sergilenirken deniz kenarında, yani Haliç kıyılarındaysa deniz gösterileri yapılır. Deniz gösterilerinde rakkaslar ip üzerinde oynarlar, ayrıca tekne üzerinde havai fişekler ve çeşitli barut oyunları da yapılır. Çeşitli enstrümanlarla, müzik şölenleriyle desteklenen bu gösterileri yakından izlemeleri için yabancı sefirler kayıkla Haliç'te gezdirilirler. Gece şenliklerinde esas geçiş noktası Aynalı Kavak Kasrı'nın önüdür. Sultan gece şenliklerini buradan izlemektedir. Çeşitli barut oyunlarıyla gece şenlikleri yapılır. Ertesi gün Mısırlı cambazlar çeşitli denge oyunları oynarlar. Halka açık olan bu gösteriler toplum tarafından oldukça ilgiyle karşılanır. Üç şehzadenin sünnet odasına götürülmesiyle şenliklerin sonuna doğru gelinmiş olur ve şehzadeler sünnet edilirler. Şenliklerin son günü Topkapı Sarayı'nda yer alan İftariye Kameriyesi denilen yerde Sultan altın dağıtır. Sultan'ın altın dağıtmasından sonra 15 gün ve 15 gece süren şenlikler son bulur.